Açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş, 6046J, 6. ders. Bugün sıralamadan bahsetmeyeceğiz. Bu heyecan verici yeni bir gelişme. Daha başka bir problemi, ilgili ama farklı bir problemi konuşacağız. Doğrusal zamanda çözmek istediğimiz başka bir problemi ele alacağız. Geçen derste sıralamayı doğrusal zamanda yapmaktan bahsetmiştik. Bunu yapabilmek için bazı ek varsayımlara gereksinim vardı. Bugün ilk bakışta her ne kadar sıralamaya ihtiyaç varmış gibi görünse de sadece doğrusal zaman çözümüne gereksinim duyulan bir probleme bakacağız. Bu nedenle daha kolay bir problem olacak. Problemde size bir takım sayılar vereceğim. Bu sayılara elemanlar diyelim. Bunların bir dizilimin içinde olduklarını varsayalım. Ve bir düzen içinde değiller, yani sıralanmamış durumdalar. Ben en küçük k'nıncı elemanı bulmak istiyorum. Buna k ranklı eleman denir. Başka bir deyişle, elimde sıralanmamış sayıların bir listesi var. Ve ben bunları sıraladığımda k'nıncı elemanın hangisi olduğunu bilmek istiyorum. Ama bu dizilimi sıralamaya iznim yok. Bu problemin çözümlerinden biri naif, yani saf algoritmayı kullanarak sıralamak ve sonra da k'nıncı elemanına dönmektir. Bu problemin başka bir olası tanımıdır. Ve bundan daha iyisini yapmak istiyoruz. Yani önce A dizilimi sıralayabilir ve sonra A, K'ya dönebilirsiniz. Bu yapabileceğimiz bir şey. Ve yığın sıralaması veya birleştirme sıralamasını kullanırsak bu N log N zamanını alır. Biz N log N'den daha hızlı olmak istiyoruz. İdealde doğrusal zaman istiyoruz. Problem oldukça doğal ve anlaşılır. Bazı uygulamaları da var. Seçiminize bağlı olarak k, 1 ile n arasında herhangi bir sayı olabilir. Örneğin k eşit 1'i seçersek bu elemanın bir ismi vardır. Bu isim konusunda önerisi olan var mı? Minimum ya da en küçük. Bu kolay. Bu dizilimde en küçük elemanı doğrusal zamanda nasıl bulabileceğimiz konusunda önerisi olan var mı? Doğru. Dizilimi tarayın, gördüğünüz en küçük elemanın izini bellekte tutun. Aynı şey maksimum ya da en büyük k eşittir n için de geçerlidir. Bunlar kolay örneklerdi ama sıra istatistiği problemlerinin ilginç bir biçimi median, yani ortancayı bulmaktır. Bu da k eşit n artı 1 bölü 2 tabanı ya da tavanıdır. Bu elemanların her ikisine de ortanca diyeceğim. Sıralanmamış bir dizilimin ortancasını bulmak oldukça şaşırtıcı, dikkat gerektiren bir işlemdir. Ve bu dersin ana hedefi de bunu, yani ortancaları bulabilmektir. Yan ürün olarak rastgele k'nıncı en küçük elemanı bulabileceğiz ama esas amaç ortancayı bulmak olacak. Ve gelecek etütte bunun neden bu kadar yararlı olduğunu göreceksiniz. Birçok durumda sıralamaya ihtiyaç duymaksızın etkili böl ve fethet uygulamalarını ortancadan yararlanarak gerçekleştirebileceksiniz. Sonuçta birçok problemi doğrusal zamanda çözebilirsiniz. Bugün sıra istatistiklerini bulmak için iki algoritma işleyeceğiz. Her ikisi de doğrusal zamanlı. Birincisi rastgele olduğundan sadece beklenen doğrusal zamanı verecek. İkincisi ise en kötü doğrusal zamanı. Yine rastgele biçimli bir uygulamayla bulacak. Rastgele bir böl ve fethet algoritmasıyla başlayalım. Bunun adı Rand Select, yani rastgele seçimleme. Parametreleri bizim alışık
olduğumuzdan biraz fazla. Sıra istatistikleri probleminde size bir A dizilimi veriliyor. Burada ben simgelemi değiştiriyorum ve i'ninci en küçük elemanı arıyorum. Yani aradığım dizin, yani indeks i oluyor. Ve problemi de birazcık değiştireceğim. Bunu tüm dizilimin içinde aramak yerine dizilimin belirli bir aralığında A'nın P ile Q elemanı arasında arayacağım. Buna öz yineleme yapmak için gerek duyarız. Bunun bir öz yinelemeli algoritma olması lazım. Çünkü böl ve fethet yordamını kullanacağız. Algoritma burada. Oldukça basit bir taban şıkkı ile birlikte. Sonra çabuk sıralama algoritmasının bir biçimini, rastgele çabuk sıralamayı kullanacağız. Bu alt yordamı iki ders önce tanımlamamıştık ama kitabı okuduysanız ne yaptığını bilmeniz gerekir. Bu alt yordam A, P, nokta nokta Q dizilimi içinden rastgele bir elemanı seçmeyi, yani P ve Q arasında rastgele bir dizi seçmeyi, bunu ilk elemanla değiştirmeyi ve sonra da bölüntü yordamını uygulamayı önerir. Ve bölüntü bu ilk elemanı, dizilimin geri kalanını bu rastgele bölüntüden daha küçük veya eşit ya da daha büyük veya eşit olarak bölmek için kullanılır. Sadece P ile Q arasından rastgele bir bölüntü elemanı seçmek dizilimi yarıdan bölmektir. Ancak iki yarımın boyutu birbirine eşit olmayabilir. Ve o bölüntü elemanının dizinini, yani indeksini, P ile Q arasındaki bir sayıyı alarak geri getirir. Ve biz K'yı bu belirli değer, yani R-P artı 1 olarak tanımlayacağız. Bunun sebebi K'nın bu bölüntü elemanının rankı haline gelmiş olmasıdır. Bu A, P nokta nokta Q'nun içindedir. Buraya bir resim çizeyim. A dizilimimiz var. P ile başlıyor. Q ile bitiyor. Başka şeyler de var ama bu öz yinelimi açısından biz P ile başlayıp Q ile bitmesiyle ilgileniyoruz. Rastgele bir bölüntü elemanı seçiyoruz. Diyelim ki bunu ve burada bölüntü oluşturup buna R diyoruz. Buradaki her şey AR'den küçük ya da ona eşit. Buradaki her şey de AR'den büyük ya da ona eşit. AR bizim bölüntü elemanımızdır. Bu adımdan sonra dizilim böyle görünür ve R'yi elde ederiz. Bölüntü elemanın dizisinin depolandığı yeri elde ederiz. AR'ye eşit ya da ondan küçük elemanların sayısı R dahil R-P artı 1'dir. Burada R-P sayıda eleman vardır ve bu elemanı elde etmek için 1 ekleriz. Eğer 1'den başlayarak sayarsanız bu rank 1, rank 2 ise bu elemanın rankı K'dır. Bu bölüntünün yapılanmasından kaynaklanır ve şimdi öz yineleme evresine geliriz. Ve orada 3 durum vardır. Bu durumlar i'nin k ile ilintisine bağlıdır. Hatırlarsanız i aradığımız renktir. K ise bu rastgele bölüntüden çıkacak olan renktir. K üzerinde fazla bir kontrolümüz yok ama şanslıysak i eşit k olacaktır. İstediğimiz eleman budur. Bundan sonra bölüntü elemanına geri döneriz. Büyük olasılıkla aradığımız eleman ya sağda ya da solda olacaktır. Eğer soldaysa dizilimin sol bölgesinde öz yineleme yaparız. Eğer sağdaysa dizilimin sağ bölgesinde öz yineleme yaparız. Bu evrede iş oldukça açık. Sadece dizileri doğru belirlemeliyim.
Ya bu durumda olduğu gibi P ile R-1 arasındaki bölgede özdenirme yapacağım. Çünkü aradığımız sıra AR elemanının sırasının solunda. Ya da sağ tarafta R artı 1 ile Q arasında özdenirme yapacağım. Sol bölgede özdenirme yaparsak aradığımız rank değişmez. Fakat sağ tarafta özdenirme yaptığımızda aradığımız rankın bağıl konumu değişir. Çünkü burada K elemanlarının bir kısmından vazgeçmiştik. Bu uzunluğun K olduğunu belirtmem gerekirdi. Bir bakıma elemanların K ranklarını süpürüp attık. Ve şimdi bu dizilimin içinde i-k'nıncı en küçük elemanı arıyoruz. Özdenirme bu. Yalnızca bir kez özdenirliyoruz ve rastgele bölüntü bir özdenirme değildir. Bu sadece doğrusal zaman alır. Burada yaptığımız toplam iş doğrusal zaman artı bir özdenirme olmalıdır. Bundan sonra da toplam koşma süresinin beklenen değerini görmek istiyoruz ama önce küçük bir örnek yapalım. Bu algoritmayı iyice anlamak için. Bu dizilimdeki en küçük 7. elemanı aradığımızı varsayalım. Ve örnek olarak da kullandığımız pivotun yani esas elemanın ilk eleman olduğunu varsayalım. Yani özel bir durum yok. Rastgele bir dizilim üretmek için epeyce yazı tura atışı yapmam lazım. Onun için bunu seçelim. Eğer 6. elemanda bölüntü yaparsam bu 2 hafta önce işlediğimiz örneğin aynı olur. Tekrarlamayacağım ama aynı dizilimi yani 2, 5, 3, 6, 8, 13, 10 ve 11 elde ederiz. Bölüntü algoritmasını işletirseniz elemanları bu düzende üretecektir. Bu bizim R pozisyonumuz. Burada P var, değeri sadece 1 ve Q da en sonda. Ve ben en küçük 7. elemanı arıyorum. Bu bölüntüyü uyguladığımda 6 4. pozisyona düşer. Bu dizilim sıralanmış olsaydı, çünkü buradaki elemanların hepsi 6'dan küçük, şuradakilerin hepsi de 6'dan büyük, 6'nın 4. pozisyonda olacağı gerçeğini biliyoruz. Böylece burada R 4. kareye geliyor. Öyle mi? 12 11'e dönüştü. Bu 11 idi. İster inanın ister inanmayın. Daha açık olayım. Affedersiniz. Bazen benim birlerim 2'ye benzer. İyi bir özellik değil. Ama bu hatamın üstünü örtmenin güzel bir yolu. Bunu sınavlarda denemeyin. Ama şuradaki bir aslında 2'ydi demeyin. Bunu yapmayın. Dizilimi sıralıyor olmamıza karşın 6 kullanarak bölüntü yaparken sadece doğrusal iş yaparız. Biliyoruz ki dizilimi sıralasaydık 6 buraya gelecekti. Diğer elemanlarla ilgili bir şey bilmiyoruz. Onlar sıralanmış değiller. Ama bölüntü özelliklerinden 6'nın doğru yere geldiğini biliyoruz. Şimdi 6'nın rankının 4 olduğunu biliyoruz. Biz 7'yi arıyorduk ama 4 sayısını elde ettik. Burada bir şeye ihtiyacımız var. Tahmin ediyorum ki biz 10'u arıyoruz. Hayır. 11'i. Bu dizilimde 8 eleman olması lazım. Bu nedenle en büyüğünün yanındaki olmalı. Burada en büyük değer 13. Şimdi hile yapıyorum. Aradığımız yanıt 11. Aradığımız sayının sağ tarafta olduğunu biliyoruz. Aradığımız renk 7 ve 7 4'ten büyük. Şimdi burada hangi renki arıyoruz? Aslında buradaki 4 elemanı değerlendirme dışı bıraktık. Bu örnekte K'da 4 çıktı. Çünkü P 1'e eşitti. 6'nın renki 4 idi. Bu 4 elemanı attık. Şimdi renk 7 eksi 4'e bakıyoruz ve 3 buluyoruz. Gerçekten de 3. renkteki eleman burada hala 11. Böylece bunu özdenirmeyle bulursunuz. Cevabınız budur. Şimdi algoritmanın anlaşılmış olduğunu sanıyorum. Dikkat edilmesi gereken kısmı çözümleme faslı ve buradaki çözümleme biraz rastgele çabuk sıralamanınkine benziyor.
ama onun kadar karmaşık olmadığından daha hızlı çalışabilir. Öte yandan oldukça karmaşık olan rastgele çabuk sıralamanın çözümlemesinin bir tekrar gibi olduğundan bize ek yarar sağlayacak. Bu algoritmanın beklenen yürütüm süresine bakmak için daha önce kullandığımız çerçeveyi takip edeceğiz. Ve başlangıçta kendimizi iyi hissetmek adına önceki gibi biraz sezgilerimize güveneceğiz. Arada kendimizi kötü de hissedeceğiz, göreceksiniz. Biri iyi, biri de kötü olan iki uç durumu düşünelim. Ve bugünkü çözümlemelerin hepsinde elemanların birbirinden farklı olacağını belirtmeliyim. Elemanlar benzer olduğunda iş bayağı karmaşıklaşır. Bu durumlarda algoritmaları biraz değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü tüm elemanların aynı olması durumunda rastgele bir elemanı seçtiğinizde bölüntü iyi çalışmaz. Ama varsayalım ki hepsi birbirinden farklı olsun ve ilginç bir durum ortaya çıksın. Oldukça şanslı bir durum olsun. En iyi durumlarda tam ortadan bölüntü yaparız demek istiyorum. Bu durumlarda bölüntümüzün solundaki elemanların sayısı sağındaki elemanların sayısına eşittir. Ama 1/10 oranında 9/10 oranına kadar olan bölüntüler de bir o kadar iyi olur. Sabit kesirlerin olduğu durumları iyi olacağını hissederiz. Her sabit kesir 1/2 kadar iyidir. Bu durumda elde ettiğimiz ilerleme en çok bu kadar kötüdür. Yani bu duruma göre değişir. Örneğin bölüntü yaptığımızda solda 1/10, sağda 9/10 olursa yanıtımızın hangi bölgede olduğuna bağlıdır. Eğer iyi gerçekten küçükse yanıt 1/10'un içindedir. Eğer iyi gerçekten büyükse 9/10'un içindedir ya da çoğunlukla 9/10'un içinde olacaktır. Biz şanslı durumda en kötü durum çözümlemesi yaptığımızdan üst sınır bulunca mutlu oluruz. Bu nedenle TN en çok T 9/10N artı TTN olur diyeceğim. Bölüntünün büyük parçasında olmanın daha kötü olduğu açık. Bu yinelemenin çözümü nedir? Yineleme çözmek çok gerilerde kalmıştı değil mi? Bu yinelemeyi çözmek için hangi metodu kullanmalıyım? Ana metodu kullanmalıyım. Hangi durumunu kullanmalıyım? 3. Güzel, hala anımsıyorsunuz. N üzeri log B tabanlı A durumuna bakıyoruz. Burada B 10/9 ama bu çok fark etmeyecek çünkü A 1. 1'in logaritması 0'dır. Bu nedenle bu N üzeri 0 yani 1. Ve N polinomsal olarak 1'den büyüktür. Bu O N olur. Ve bu da iyidir. Bizim istediğimiz de bu. Yani doğrusal zaman. Şanslı durumdaysak bu çok iyi. Ne yazık ki bu sadece bir öngörü ve her zaman şanslı durumu elde edemeyeceğiz. Rastgele çabuk sıralamada yaptığımız çözümlemenin benzerini yapabiliriz. Şanslı ve şanssız durumları sırasıyla ele alırsak yine de şanslı oluruz ama işlerin ne kadar kötüleşebileceğini görmek için sadece şanssız durumu konuşalım. Ve bu gerçekten en kötü durum çözümlemesi olur. Şanssız durumda 0/n-1 bölüntüsünü elde ederiz. Çünkü iki taraftan da bölüntü elemanını çıkarırız ve bölüntü elemanından daha küçük bir şey kalmaz. Sol taraf 0 olur ve sağ tarafta n-1. Bu durumda tn eşittir tn-1 artı doğrusal maliyet gibi bir yineleme elde ederiz. Bu yinelemenin çözümü nedir? N kare. Evet, bunu bilmeniz gerekirdi. Çözüm N karedir. Çünkü bu bir aritmetik seridir. Ve bu oldukça kötüdür. Bir sıralama yapıp sonra da inince elemanı seçmekten çok daha kötüdür. En kötü durumda bu algoritma gerçekte kötüdür ama çoğu durumlarda iyi sonuç verecektir. Gerçekten çok çok şanssız değilseniz ve her attığınız yazı tura yanlış cevabı vermiyorsa bu duruma düşmezsiniz ve daha şanslı bir durumla karşılaşırsınız. En azından şimdi kanıtlamak istediğim şey bu. Burada beklenen yürütüm süresinin doğrusal zamanda olacağını kanıtlayacağız.
Yani karesel bir sonuç elde edilmesi çok nadir bir durumdur. Ama ileride en kötü durumun da nasıl doğrusal yapılabileceğini göreceğiz. Bu sorunu bütünüyle çözecektir. Haydi çözümleme işine başlayalım. Şimdi eskiden buna çok benzeyen bir çözümlemeyi görmüştünüz. Beklenen zamanı çözümlemek için ne yapmamızı önerirsiniz? Bu bir böl ve fethet algoritması olacak ve bu nedenle yinelemeyi koşma süresine andıracak bir şekilde yazmak istiyoruz. Yanıtı istemiyorum. Bu algoritmanın beklenen yürütüm süresini çözümlemek için ilk adımımız ne olmalı? Duyamadım. Değişik durumlara bakmak. Evet, doğru. Rastgele bölüntüyü yapabileceğiniz birçok durum var. 0 ve n-1 şeklinde bölünebilir. Ortadan bölünebilir. Bölünebileceği n sayıda durum var. Bu durumlara nasıl bölebiliriz? Indicator random variables ya da göstergesel rastgele değişkenler kullanarak. Çok doğru. Yapmak istediğimiz işte bu. Göstergesel rastgele değişken uğraştığımız şeyin sadece bir TN fonksiyonu olmadığından aynı zamanda rastgele bir değişken olma açılımını getirir. Bu inceliklerden biridir. TN rastgele seçimlere bağlıdır. Bu nedenle gerçekte bir rastgele değişkendir. Bu yaklaşımla TN için bir yineleme elde ederken göstergesel rastgele değişkenleri kullanacağız. Yani TN giriş boyutu N olan bir rand select ya da rastgele seçim uygulamasının koşma süresidir. Buraya rastgele sayılarla ilgili bir varsayımı da açıkça yazacağım. Rastgele bir bölüntüyü uyguladığım her seferde o uygulamanın diğer tekrarlarından tamamen bağımsız bir rastgele sayı üretir. Bu çözümlemenin işlevsel olması için bu varsayım önemlidir. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. Ve şimdi sizin de önerdiğiniz gibi TN için bir denklem yazmak amacıyla göstergesel rastgele değişkenlerimizi tanımlayacağız. Bunlara xk diyeceğiz. Burada k eşit 0'dan nokta nokta n-1'e kadar olacak. Göstergesel rastgele değişken 1 ya da 0 olacak. K bölüntünün sol tarafında olursa k eşittir 1 değerini alacak. Bölüntünün k bölü n eksi k eksi 1 oranında bölünmesi hali dışında k eşit 0 olacak. Sıfır ile n eksi 1 arasında bu göstergesel rastgele değişkenlerden ne adet var? Ve her durumda rastgele seçim ne olursa olsun bunlardan sadece biri bir değerinde olur. Diğerlerin tümü sıfır olacaktır. Şimdi içinde bulunduğumuz duruma göre algoritmanın koşma süresini bölümleyebiliriz. Bu yaptığımız sezgisel çalışmayı tüm durumlar için bütünleyecektir. Bundan sonra beklenene bakabiliriz. TN'yi durumlara göre bölersek bunun gibi bir üst sınır elde ederiz.
eğer 0 bölü n eksi 1 bölüntüsü varsa en kötü n eksi 1 elde ederiz. Bu durumda n eksi 1 boyutlu bir problemde yenileme yaparız. Aslında 0 boyutlu bir problemde yenileme yapmak oldukça zordur. Eğer 1 bölü n eksi 2 bölüntüsü varsa 2 değerin büyüğünü alırız. Bu bize mutlaka bir üst sınır verecektir. Ve en altta n eksi 1 bölü 0 bölünmesini elde edersiniz. Bu belirsiz bazı olaylara bağımlı gibi görünse de göstergesel rastgele değişkenlerimiz bu olayların ne zaman olacağını bize söyler. Bu değerlerin her birini göstergesel rastgele değişkeniyle çarpabiliriz ve durum uygun değilse sonuç 0 çıkar ve bölüntü uygunsa 1 çıkar ve bize bu değeri verir. Bütün bunları toplarsak aynı şeyi elde ederiz. Sonuç, bir tarafta göstergesel rastgele değişkenlerin tüm k değerlerin toplamı çarpı o durumdaki maliyet, yani t max köşeli parantez içinde k virgül n eksi k eksi 1 artı teta aynı olur. Bir bakıma bu yürütüm süresini temsil eden rastgele değişken için yenilememizdir. Şimdi değer hangi durumda olduğumuza bağlı olacaktır. Biz tüm bu olayların oluşma olasılıklarının aynı olduğunu bölüntü elemanını tek biçimli rastgele seçtiğimizden dolayı biliyoruz ama bekleneni hesaplamadan bu noktadan daha öte bir basitleştirmeye gidemeyiz. Bu rastgele değişkenin n kare büyüklüğünde olabileceğini biliyoruz. Umarız ki genellikle doğrusal olsun. Her iki tarafta da beklenenleri hesaplayıp istediğimizi elde edeceğiz. Bu rastgele değişkenin beklenen değerine bakalım. Bu sadece beklenendir ve bu tahtada çalışmak için buradaki toplamayı şuraya kopyalayacağım. Bu toplamanın beklenen değerini hesaplamak istiyorum. Beklenenin hangi özelliğini kullanmam gerekir? Doğrusallık, güzel. Toplamayı dışarıya alabiliriz. Şimdi elimde beklenenlerin bir toplamı var. Her beklenene bağımsız bakalım. İki bağımsız değişkenin çarpımları gibidir. Bu bir göstergesel rastgele değişken ve bu da daha karmaşık bir fonksiyon. Bir koşma süresini temsil eden karmaşık bir rastgele değişken. Bu değişken de yenileme işinde yaptığımız rastgele seçimlere bağlıdır. Şimdi ne yapmalıyım? Elimde iki rastgele değişkenin çarpımının beklenen değeri var. Bağımsızlık. Doğru. Eğer bu iki rastgele değişkenin bağımsız olduklarını bilirsem, çarpımlarının beklenen değerinin beklenenlerinin çarpımına eşit olduğunu da bilirim. Şimdi bunların bağımsız olup olmadıklarını kontrol etmeliyiz. Öyle olduklarını umuyorum çünkü öyle değilse yapabileceğim başka şey kalmaz. Bunlar neden bağımsız? Anlamadım.
Çünkü öyle olduklarını başta belirttik, değil mi? Bu varsayım nedeniyle tüm rastgele değişkenlerin bağımsız seçileceğini varsaydık. Burada bunu bir ara değerlendirmeyle hesaba katmamız gerekiyor. Bu xk'lar x0'dan başlayıp x ne eksi 1'e kadar olan toplamadaki bütün k'lar rastgele bölüntü için uygulanan bağımsız rastgele seçimlere bağlıdır. Bunların hepsi birbirleriyle ilintilidir çünkü biri bir olursa diğerleri sıfır olmak zorundadır. Yani xk'lar arasında sıkı ilintiler var ama burada olanlar arasında tek rastgele kısım şu tmax k virgül n eksi k eksi 1'dir. Dolayısıyla bu rastgele değişken şuradaki diğerlerinden bağımsızdır. Aynı çabuk sıralamada olduğu gibi ama birkaç ders önce bazılarınızın bu konuda kafa karışıklığı yaşadığını gözlemlediğimden bunu tekrar ediyorum. Beklenenlerin çarpımını yani e köşeli parantez xk çarpı e köşeli parantez tmax k virgül n eksi k eksi 1'i elde ederiz. N sabiti dışarıya alınabilir ama şimdilik içeride bırakalım. Bunda N düzeyinde hesap yapılacak bir beklenen yok. N sabiti N sabittir. XK'nın bekleneni nedir? 1 bölü N. Çünkü hepsi eşit olasılıklı olarak seçilmişti. Bunlardan N adeti olduğundan beklenen değer 1 bölü N olur. Değer ya 1 ya da 0'dır. Artık bunu parçalamaya başlayabiliriz. Elimizde 1 bölü n çarpı bazı yinelemeli t çağrılarının beklenen değeri var. Ardından artı 1 bölü n kere n sabiti, bu bir sabittir, var. Ama her şey n kere toplandığından bunu burada açalım. Elimde k eşit 0'dan n eksi 1'e kadar bir toplam var. Sanıyorum ki 1 bölü n dışarıya alınabilir. Ve t maksimum k'dan n eksi k eksi 1'e kadar olan umulanı kalır. Burada bir sürü karmaşık parantez var. Öteki tarafta buna ilaveten k eşit 0'dan n eksi 1'e kadar olan toplam var. Bunu bir kez daha yazayım. Başta 1 bölü n var ve içeride de teta n var. Bu toplam n karedir. Sonra n'ye böldüğümüzde tüm yapı yine n düzeyine gelir. Burada çok ilginç bir şey olmadı. Bu gerçekte n düzeyinde bekleneni n düzeyindedir demektir. N düzeyinin ortalama değeri de n düzeyindedir. İlginç olan şey bu kısımda. Şimdi bu toplam ile ne yapabiliriz? Burada rastgele çabuk sıralama ile yollarımız ayrılmaya başlıyor. Çünkü ortada bu maksimum var. Rastgele çabuk sıralamada elimizde tk ile t n eksi k eksi 1'in toplamı olurdu. Çünkü iki öz yenileme yapardık. Burada sadece en büyüğünün öz yenilemesini yapıyoruz. Maksimum bu yenilemenin hesaplanmasında büyük zorluk çıkarıyor. Maksimumdan nasıl kurtulabilirim? Çözüm için düşünmenin bir yolu var mı? Evet. Kesinlikle yarı yola kadar toplama yapıp bulduğum değeri ikiye katlarım. Diğer bir deyişle buradaki değerler iki kez tekrarlanıyor. K eşit 0 olduğunda da K eşit n eksi 1 olduğunda da aynı t n eksi 1 elde ediyorum. K eşit 1 ya da n eksi 2 aynı sonucu veriyor. 2 ve n eksi 3 de öyle. Pratikte uygulayacağım yöntem yarı yoldan sonra toplama yapmak. Bu biraz daha kolay ve dizinleri doğru saptamalıyım. N bölü 2'den n eksi 1'e kadar olan taban güvenli olacak. Sonra elde edilen e t parantez k olur ama bunu 2 ile çarpmayı unuttum. Bu nedenle şunu birden ikiye değiştireceğim. Ve N düzeyi korundu.
Bunun nedeni her terimin iki kez görünmesi. Bunları dışarıya faktörleyip çıkarabilirim ve eğer n tek sayı çıkarsa bir şeyleri mükerrer sayıyorum demektir. Ama en çok da bu değeri alabilir. Bu güvenli bir üst sınırdır. Üst sınırlardan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz çünkü doğrusal olmayı umuyoruz. Ve bu algoritmanın koşma süresi kesinlikle en azından doğrusal. Bu nedenle doğrusal bir üst sınıra ihtiyacımız var. Evet. Bu bir yinelemedir. E, T parantez N en çok 2 bölü N çarpı E, T parantez K içindeki 0'dan N'ye kadar olan sayıların yarısının toplamları artı Theta N olabilir. Biraz karmaşık bir yineleme oldu ama biz bunu çözmek istiyoruz. Aslında çözümü rastgele çabuk sıralama yinelemesinden biraz daha kolaydır. Bunu çözeceğiz. Hangi metodu kullanmalıyız? Affedersiniz, ana metot mu? Ana metot iyi olurdu ama iki yineleme uygulamasından her birinde değişik K değerleri olur. Ana metot sadece uygulamalardan ikisinin de değerleri ve boyutları aynı ise çalışır. Ana metodu kullanabilsek çok iyi olur. Başka ne var? Yerine koyma. Sorun zorsa, şüpheniz varsa yerine koyma metodunu kullanın. Burada iyi olan şey ne istediğimizi biliyor olmamız. En azından sezgisel olarak sonucun doğrusal zamanlı olacağını hissediyoruz. Yani neyi kanıtlamak istediğimizi biliyoruz. Ve bunu direkt olarak yerine koyma metodunu kullanarak kanıtlayabiliriz. Burada sıfırdan büyük bir C sabiti olması durumunda bu yenileme çerçevesinde E, T parantez N'nin en çok C çarpı N olabileceği savını öneriyorum. Haydi bunu kanıtlayalım. Tahmin ettiğimiz gibi kanıtlama yerine koyma ile yapılacak. Bunun anlamı bu eşitsizliğin tüm küçük N değerleri için geçerli olacağı. Buraya n'den küçük yazacağım ve bunu tüme varımla yapacağız. Ama bunu sezgisel söylüyoruz. Ben m'nin n-4 olduğunu söylüyorum. Ve bunu n için kanıtlayacağız. E, t parantez n'yi elde ederiz. Şimdi elimizdeki yinelemeyi açacağız. En çok bu olabilir. Bunu kopyalayacağım. Ve sonra her öz yinelemeli tekrarda K değerleri kesinlikle N'den küçük olacak. Affedersiniz, yanlış kopyaladım. Sıfırın değil, N bölü 2'nin tabanı olacaktı. Böylece tüme varım hipotezini bunların her birine uygulayabilirim. Bu değer hipoteze göre en çok C çarpı K olabilir ve bu eşitsizliği elde ederim. C toplam işaretinin dışına alınabilir çünkü bir sabittir. Bunu tekrar yazarken biraz dikkatli olacağım. Çünkü ilgilendiğim şey burada kalacak toplam. Bu babadan kalma bir toplama işi. Eğer eskiden öğrendiğiniz toplama numaralarını hatırlarsanız bunu hesaplayabilirsiniz. Eğer sıfırdan başlayıp n-1'e kadar gidersek bu bir aritmetik seridir. Ama burada aritmetik serinin kuyruk yani arka ucu var. Ve siz en azından teta'ya kadar olan değerler için bunun ne olduğunu bilmelisiniz. Değil mi? N kare. Evet, kesinlikle teta n karedir. Ama burada biraz daha iyi bir üst sınıra ihtiyacımız var ve göreceğimiz gibi sabitler etkili olacak. Kullanacağımız varsayım bu toplamın en çok 3 bölü 8 çarpı n kare olacağıdır. Bu kritik bir olgu çünkü bildiğim kadarıyla 3 bölü 8 yarımdan daha küçüktür. Böylece bu 2'den kurtulacağız. Ben bunu kanıtlamayacağım. Bu bir egzersiz olacak. Bunun doğru olduğunu bilirseniz çözüm kolaydır. Çünkü tüme varım yöntemiyle kanıtlarsınız. Bu sonucu bulmak biraz uğraştırır ama çok da fazla bir uğraş gerekmez. Bunu tüme varımla kanıtlamalısınız. Şimdi şunu basitleştirelim.
Bu biraz karmaşık ama istediğim C kere N. Bunu istediğimiz değer eksi kalan şeklinde yazalım. Ve bazı saçma kesirlerle uğraşalım. Bu 2 kere 3 yani 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 değil mi? Burada elimizde 1 var. Yani 1 bölü 4'ü çıkararak 3 bölü 4 elde etmemiz gerekiyor. Ve tahminim bu da 1 bölü 4 çarpı C çarpı N. Ve sonra iki kez eksili teta N var ki artı teta N eder. Buraya kadar yeterince açık. Bunu yeniden yazıyorum. Böylece şurada istediğimizi elde ettik. Ve umuyoruz ki bu değer eksi değil. Çünkü istediğimiz bunun C çarpı N'ye eşit ya da ondan küçük olması. Bunun doğru olması için de şunun negatif olmaması gerekir. Durum iyi görünüyor. Çünkü C'yi istediğimiz büyüklükte seçme özgürlüğümüz var. Bu teta simgelemine gömebileceğimiz herhangi bir sabit bu yenilemeyi geçerli kılacak şekilde seçilebilir. Biz C'yi o sabitten 4 kez büyük seçersek bu değer negatif ya da eksi olamaz. Böylece C'yi teta sabitini küçük gösterecek büyüklükte seçersek eşitsizliği geçerli kılabiliriz. Bu aynı zamanda taban durumudur. Burada belirtmek istediğim konu C'yi aceleyle tezimizi geçerli kılmak için yeterince büyük seçtik ama seçim N'nin taban durumunda yani N en fazla bir sabit olduğunda etkili olacaktır. Burada bu 1 civarında. Çünkü öz yenileme işlem yapmıyoruz. Elde ettiğimiz şey bu algoritmanın rastgele seçimli N düzeyinde yani teta N'lik beklenen koşma süresi olduğu. Rahatsız edici husus en kötü durumda gerçekten çok şanslısınız yürütüm süresinin n kare olabileceği. Devam etmeden önce sorular var mı? Böylece teta n boyutunda bir beklenen zaman olduğunu kanıtlama işinin sonuna geldik. En kötü zamanın n kare olduğunu görmüştük. Her şey anlaşıldı mı? İyi. Bu kanıtları bir kez daha gözden geçirmelisiniz. Bunlar rastgele çabuk sıralama ve rastgele seçimle içsel olarak ilintilidir. Bunları ezbere bilin. Bu çok iyi bir algoritmadır çünkü pratikte bölüntüleme işlemini çoğunlukla ortada yani 1 bölü 4 ile 3 bölü 4 arasında bir yerde yaparsınız ve iyi sonuç elde edersiniz. En kötü durum için n kareyi bulmanız çok nadirdir. Bu olasılık 1 bölü n üzeri n kadar küçüktür. Ama ben teorisyenim ve en kötü durum olarak teta n bulmanız çok hoş olur. Bu umabileceğiniz en temiz sonuçtur çünkü en iyi değerdir. Teta n'den daha iyisini yapamazsınız. Elemanlara bakmanız gerekir. Şunu sorabilirsiniz. Bu en kötü durum davranışından kurtulup bir şekilde rastgele sıralamadan kaçınarak teta n'lik en kötü koşma süresini garanti edebilir miyiz? Bunu yapabilirsiniz. Ama hiç de kolay olmayan bir algoritma kullanmanız gerekir. Ve bu bugüne kadar gördüklerimiz arasında en karmaşık olanıdır. Gelecekte göreceklerimiz kadar karmaşık değil ama işte burada. En kötü doğrusal zaman sıra istatistikleri. Bu algoritma Bloom Floyd Pratt Rivest ve Tarjan gibi ünlüler tarafından geliştirilmiş. İsimleri B, R ve T ile başlayanları tanıdım. Hayır, Pratt ile de tanışmıştım. Yazarlarını hemen hepsiyle yakınlaşıyorum. Bu biraz eski ama zamanda çığır açan, bugün de hala hayranlık uyandıran bir algoritmadır. Ron Rivest burada bir profesördür. Bir süre önce profesörlük sınavlarından birinin kapağında bir şaka sorusu vardı. Soruda en kötü doğrusal zaman sırası istatistiklerinin yazarlarından hangisinin en zengin olduğu soruluyordu.
Ne yazık ki not değeri olan bir soru değildi ama eğlendiriciydi. Burada yanıtı söylemeyeceğim çünkü kayıt yapılıyor. Ama bu konuyu düşünün. Cevabı o kadar da açık olmayabilir. Bu yazarlardan bazıları zengindir. Soru en zengin olanın hangisi olduğuydu? Her neyse, zengin olmadan önce bu algoritmayı kuramladılar. İster inanın ister inanmayın, o günden sonra, zengin olduktan sonra bile birçok algoritma tasarladılar. İstediğimiz iyi bir pivot, yani esas eleman, garantili bir pivot. Rastgele bir pivot iyi olacak. Bu nedenle bu konuda en basit algoritma rastgele bir pivot seçendir. Yüksek olasılıkla iyi seçim yapmalıdır. Biz iyi bir pivotun seçimini deterministik yani belirlenimci olarak zorlamak istiyoruz. Ve buradaki yeni fikir pivot üretiminin yinelemeyle gerçekleştirilmesidir. Yinelemeden başka ne yapabiliriz? Önceki yinelemelerden bildiğiniz gibi problemi ikiye bölüp iki yineleme uygulaması yaptığımızda birleştirme sıralamasındaki doğrusal ek işi elde ederiz. Yani tn eşit 2, tn bölü 2 artı teta n'yi. Bunu uykunuzda bile tekrarlamalısınız. Bu ne log nedir? Bu nedenle yarı boyutlu iki problemde yineleme yapamayız. Daha iyisini yapmamız gerekir. Bir şekilde bu yinelemelerin toplamı kesinlikle n'den az olmalıdır. Bu algoritmadaki sihir de burada. Bu nedenle buna rastgele seçim yerine seçim diyeceğiz. Aslında dizilime bağlıdır ama ben seçmek istediğimiz inince elemana ve içinde seçim yapmayı istediğimiz dizilimin boyutuna odaklanacağım. Ve bu algoritmayı rastgele seçim şıkkındakinden daha az kuralla yazacağım. Çünkü bu biraz daha üst düzey bir algoritmadır. Şuraya algoritmanın bir resmini çizeyim. Birinci adım en garip uygulamalardan, aynı zamanda da kilit fikirlerden biridir. Elemanlara bakarsınız ve bunlar belli bir düzen içinde değildir. Bunları bir çizgi üzerinde göstermek yerine 5'e n bölü 5 boyutunda bir ızgaraya yerleştirirsiniz. Neden olmasın? Bunu çizmek biraz uzun sürecek ama siz de çizerken aynı sürede yapacağınızdan zamanı rahat kullanacağım. N'nin ne olacağı önemli değil ama n n bölü 5 olacağından bunu göz önüne alın. N n bölü 5 olacak ama boy kesinlikle 5 olmalıdır. Galiba doğru çizdim. Bu kadar yükseğe sayabiliyorum. Burada 5 var. Ve bunun da ama sayımız 5'e bölünür olmayabilir ve son adımda belirsiz bir şeyler kalabilir. Ama istediğim şey bu parçaların n bölü 5'in tabanı olması. Böylece burada en çok 4 eleman kalabilir. Bu nedenle bunları görmezden geleceğim. Fazla etkileri yok. Yalnız bir toplanır sabit olurlar. Dizilimim burada. Bunu gülünç bir yoldan yaz. Bu dikey değerlere öbek adını vereceğim. Bunları daire için alacağım. Bunu notlarımda yaptım ama daire için almaya başladığınızda işler bayağı karışacaktır. Sizi uyarıyorum. Bu şekil çok dolu olacaktır. İşin sonunda neredeyse anlaşılmaz olacak ama bu kaçınılmaz bir durum. Eğer gerçekten sıkılacak olursanız şekli birkaç kez çizebilirsiniz. Nasıl büyüdüğünü de çizmelisiniz. İşte bunlar öbekler. Beşli dikey öbekler. Sonraki adım. İkinci adım yinelemektir. Burada işler biraz sıra dışı. Daha da sıra dışıdır. Affedersiniz. 1 ile 2 arasına bir çizgi çizmem gerekirdi. Bu nedenle bunu aşağı kaydırıp buraya yerleştirmeliyim. Bu arada birinci adımda her grubun ortancasını da bulmak istiyorum. Yapmak istediğim şey bu şekle bakıp her öbekteki 5 elemanın ortalarındaki eleman ortanca olacak şekilde yeniden yapılanmalarını hayal etmek. Bu nedenle bunlara her bir grubun ortancaları diyeceğim. 5 elemanım var ve bu yüzden ortanca tam ortalarındadır.
Buradaki iki eleman ortancadan küçük, bu iki eleman da ortancadan büyüktür. Her elemanın birbirinden farklı olduğunu varsaymıştık. İşte buradalar ve ben de onları hesaplarım. Bu ne kadar zamanımı alır? N bölü 5 öbek, her birinde 5 eleman var. Her birinin ortancasını hesaplamak ne kadar zaman alır? Duymadım. Evet, 2 kere N bölü 5. Bu teta N'dir. Ve bütün bilmek istediğim de budur. Yani karşılaştırmaları sayıyorsunuz ve bu iyidir. Bu kesinlikle teta N'dir. Burada her grubun içinde sabit sayıda karşılaştırma yapmak zorunluluğum var. Çünkü sabit sayıda eleman var. Bu nedenle fark etmez. Buna göre rastgele seçim bile kullanabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın bu iş sabit sayıda karşılaştırma gerektirir. Bir karşılaştırmayı birden fazla kez yapmadığınız sürece. Böylece bu kısım kolaydır. 5 sayıyı sıralayıp üçüncüsüne bakabilirsiniz. Çok fark etmez çünkü sadece 5 sayı var. Bu kurnazca bir fikir. Elimizde zaten öbekte ortaya yakın yerleşmiş bazı elemanlar var. Şu ana kadar da sadece doğrusal iş yaptık. Bu nedenle buraya kadar iyi gittik. Şimdi daha önce yazmaya başladığım ikinci adıma geçeceğiz ve yenilemeye başlayacağız. Sonraki düşünce elimizde N tabanında N bölü 5 tane ortanca oluşmasından çıkar. Bu ortancaların ortancasını hesaplayacağım. Bunları yeniden düzenlediğimi hayal ediyorum ve maalesef çift sayıyla karşılaşıyorum. Bunlar 6 adet ama yeni bir düzenlemeyle ikinci bir kare çiziyorum ve buradakini ortanca olarak seçiyorum. Böylece bu ikisi ortancadan kesin küçük, bu üçü de kesinlikle büyük oluyor. Şimdi görünüşte bu bana buralardaki diğer elemanlar konusunda hiçbir şey anlatmıyor. Buna döneceğiz. Aslında o elemanlar hakkında bir şeyler açıklıyor ama şimdilik bu şu elemanların ortancası durumundadır. Bu elemanların her biri de 5 elemanın ortancasıdır. Şimdilik bütün bildiğimiz budur. Bunu yenilemeli olarak yaparsak T, N bölü 5 zamanını alacaktır. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Boyutu N bölü 5 olan ve doğrusal iş gerektiren bir problemi yenilemeyle çözmeye katlanabiliriz. Doğrusal zaman aldığını biliriz. Ama bundan fazlası var. Henüz işimiz bitmedi. Sonraki adımda X bölüntü elemanımız olacaktır. Orada bölüntü yapacağız. Algoritmanın sonraki süreci rastgele bölüntüye çok benzediğinden K'yı X'in rankı olarak tanımlayacağız. Ve bunu yapabilir ve ne eksi R artı 1 gibi bir şey olur. Ama bunun nasıl yapılacağını yazmayacağım çünkü burada daha üst düzeyde çalışıyoruz. Ama yapılabilir. Ve bundan sonra 3 yollu dallanma gelir. Eğer i k'ya eşit çıkarsa mutlu oluruz. Pivot elemanı aradığımız elemandır. Ama daha büyük olasılıkla i k'dan daha küçüktür veya k'dan daha büyüktür. Sonra uygun yenileme uygulamasına geçeriz ve i'nin en küçük elemanını yenilemeli olarak seçeriz. Dizilimin alt bölgesinde, bölüntü elemanının solunda. Aksi takdirde i eksi k'nıncı en küçük elemanı dizilimin üst bölgesinde yenilemeli seçeriz. Bunu üst düzeyde yazıyorum çünkü daha önceden görmüştük. Tüm bunlar rastgele seçim uygulamasının son adımlarının aynısıdır. Algoritma budur. Önemli soru, neden çalışır? Neden doğrusal zamanlıdır? İlk soru, yenilemesi nedir? Bu evrede bunu yazamıyoruz çünkü öz yenilemeli alt problemlerin hangi boyutlarda olabileceğini bilmiyoruz.
Önceden olduğu gibi ya alt bölgede ya da üst bölgede öz yenileme yapacağız. Eğer şanssızsak ve ortaya sıfırdan ne eksi bire kadar bir bölüntüleme olursa bu karesel zamanlı bir algoritma olur. İddiamız bu bölüntü elemanının iyi olacağının garantili olduğudur. Bu işlemin koşma süresi bir şeylerin t'si çarpı ne olacaktır? Ama o şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar büyük olabilir? Aslında bunu size sorabilirim. Ama burada biraz dolaylı yoldan gidiyoruz. Onun için size söyleyeceğim. Şu anda elimizde t, n bölü 5'in yenilemesi var. Bu önce bir sabit olmalı. Sonra o sabitle n'nin çarpılması gerekmeli. Ve sabitin 4 bölü 5'ten kesin küçük olması gerekmektedir. Eğer 4 bölü 5'e eşitse o durumda problemi yeterince bölemez ve n log n koşma süresini elde edemezsiniz. Eğer 4 bölü 5'ten küçükse bu durumda problemi bir sabit faktör oranına indirgeyebilirsiniz. Yenilemeli alt problemlerin hepsini n bölü 5 ve bir şeyler çarpı n'ye toplarsanız bir kere n'den kesinlikle daha küçük bir sabit elde edersiniz. Bu işi geometrik olmaya zorlar. Eğer geometrik ise sonunda doğrusal zaman elde edersiniz. Bu sezgisel bir yaklaşımdır ama doğru bir öngörüdür. Doğrusal zamanlı sonuçları elde etmeyi hedeflediğinizde bunu aklınızdan çıkarmayın. Böl ve fethet işlemi yapıyorsanız toplam alt problem boyutunu 1 çarpı n'den daha küçük bir sabit olarak elde etmelisiniz. O zaman sonuç alırsınız. Evet, bu sabiti burada hesaplamalıyız. Bunun için de şu ana kadar şaşılacak ölçüde karışık olmayan bu şekli kullanacağız. Şimdi onu karma karışık edeceğiz. Yapmak istediğim şey bunlara ister iki eleman, ister nokta, ister tepe noktası deyin, aralarına bir ok çizmektir. Bunlara A ve B diyelim. Okun ucunu daha büyük olan değere yönlendirmek istiyorum. Yani burada A, B'den küçük anlamına gelir. Bu yalnızca bu şekle ilişkin simgelendir. Şimdi bu elemanlarla ilgili bildiklerimi yazacağım. Bu eleman şu 5 elemanın ortancasıdır. Çizimi yaparken bu elemanların ortancadan daha büyük olduğunu, şu elemanların da ortancadan daha küçük olduğunu varsayacağım. Bu nedenle oklarım bu şekilde olacak. Burada keşke renkli tebeşirim olsaydı diyorum. Şu sadece bu elemanın şu elemanın ortasında olduğunu belirtmektir. Bunu her sütunda biliyorum. Bu noktadan sonra şekil karmaşık olmaya başlar. Daha işim bitmedi. Şimdi bu elemanın da ortancaların ortancası olduğunu biliyoruz. Bu ortadaki kare içinde gösterilenlerin hepsinin ortancasıdır. Bu bunları ortancadan küçük olacak şekilde, bunları da ortancadan büyük olacak şekilde çizeceğim. Çizeceğim çünkü algoritma bunu yapamaz. Her şeyin nasıl işlediğini bilmek zorunda değil. Belki bilebilir ama burada yaptığımız yalnızca çözümleme amaçlıdır. Bu elemanın şundan büyük olduğunu biliyoruz. Şundan da büyük olduğunu biliyoruz. Ama diğer elemanlarla ilgili doğrudan bir bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey bu elemanın şu ikisinden büyük olduğu ve bunun da şunlardan küçük olduğu. Şimdi bu söylediklerim elde ettiğimiz şekil kadar karışık. Şimdi daha küçük olma durumunun güzel özelliği bunun transitif yani geçişli bir ilişki olmasıdır. Bu grafikte yönlü bir yolun varsa bu elemanın şu elemandan kesinlikle daha küçük olduğunu bilirim. Çünkü bu şundan ve bu da şundan küçüktür. Bunun doğru olduğunu her ne kadar sadece bir sütunda bu orta sütunda biliyor olsam da gerçekte x olarak alınan bu elemanın bütün bu elemanlardan daha büyük olduğunu da bilirim. Çünkü o bu oklara göre bundan, şundan ve şu elemanın her birisinden daha büyüktür. Burada dikdörtgenler çizeceğim. Siz bunu çizmek zorunda değilsiniz. Ama geri planı daha da karıştıracağım. Şu dikdörtgenin içindeki tüm elemanlar bundan daha büyük ya da buna eşit. Bu dikdörtgenin içindeki tüm elemanlar da x'ten küçük ya da x'e eşit. Şimdi bunlardan kaç tane var? Aslında bu yaklaşık öbek setlerinin ortasında ve bu da bu sütunların 3 bölü 5'idir. Böylece elde ettiğimiz en azından elimizde n bölü 5 öbek var.
ve bu öbeklerin yaklaşık yarısı burada. Bu nedenle şuna n bölü 2'nin tabanı diyelim. Her grubun içinde de 3 eleman var. Böylece elimizde x'ten küçük ya da ona eşit olan en az 3 çarpı n bölü 5'in tabanı bölü 2n taban elemanının tabanı olur. Ve bunun benzerini x'ten büyük ya da eşit durumu için de elde ederiz. Bunu birazcık daha basitleştireyim. Şimdi bunun neden olduğu konusunda daha fazla gerekçe de verebilirim. Bu şekli o amaçla çizdik. Elimizde en az x'e eşit ya da x'ten küçük olan n bölü 5 bölü 2 öbek ortancası var. Kullandığımız sav bu. Öbek ortancaların yarısı x'ten küçük ya da x'e eşit. Çünkü x öbeklerin ortancalarının ortancası. Bu büyük bir sürpriz değil. Bu neredeyse bir eşitlik ama biz tabanlar üretip bunların daha büyük ya da eşit olmalarını sağlıyoruz. Ve her öbek ortancası için o öbek ortancasından daha küçük ya da eşit 3 eleman olduğunu biliyoruz. Geçişlilik kuralı bağlamında bunlar da x'ten küçük ya da x'e eşit oluyor. Böylece bu sayı kere 3 elde ediyoruz. Bu aslında n bölü 10'un tabanıdır. Bunu anlatırken gereksiz detaylara girdim ama bunun geldiği yer budur. Bildiğimiz bunun şimdi 3 bölü 10 olduğu, yani yaklaşık 3 bölü 10 elemanın bir tarafta olduğudur. Aslında 3 bölü 10 eleman her iki tarafta da vardır. Bu nedenle iki tarafta en fazla 7 bölü 10 elemana sahip olabilirler. Böylece buradaki sayı 7 bölü 10 olur ve eğer şanslıysam 7 bölü 10 artı 1 bölü 5 birden kesin küçük olacaktır. Öyle olduğuna inanıyorum ama onlu sayılarla çalışırken biraz zorluk çekerim. Sadece ikili tabanlı sayılarda iyiyim. Küçük bir basitleştirmeyi kullanarak düşünmeyi biraz daha kolay hale getireceğiz. Bu da tabandan kurtulmak amacına dönük olacak. Çünkü taban rahatsız edici ve burada bir özensizlik ön kuramı da olmayacak. Öyle olur ki eğer n yeterince büyükse 3 kere n bölü 10'un tabanı 1 bölü 4'e eşit ya da ondan büyüktür. Çeyreklerle rahat çalışabilirim. Savımız her grubun boyutunun en az 1 bölü 4, en çok da 3 bölü 4 olduğu. 1 bölü 4 diğer tarafta kaldığından. Bu 3 bölü 4 olur ve ben 1 bölü 5'in 1 bölü 4'ten daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Böylece bu toplam kesinlikle birden küçük çıkacak ve algoritmamız çalışacaktır. Ne kadar zamanım var? İyi. Bu noktadan sonraki çözümleme kolaydır. Böyle bir algoritmayı nasıl kuramlayabilmişler ki? Bunun bir bölüntü elemanını bulmak için çok iyi bir seçim olduğunun ve her iki yinelemenin de toplam süreleri doğrusal zamanda çıktığından bunun çok iyi olduğunun farkında mısınız? Bu nedenle birçok ünlü kişinin emeği gerekmiş. Testlerde ya da genelde bu derste bu kadar akıllı bir algoritma üretmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü ortancayı bulmak için bu algoritmayı kullanabilirsiniz. Ortanca gerçekten iyi bir bölüntü elemanıdır. Şimdi bu algoritmayı bildiğinize göre ve 1970 geçmişte kaldığına göre bunu nasıl yazabileceğinizi bilmek zorunda değilsiniz. Söylemek istediğim şey, algoritmanın nasıl çalıştığını bilmeniz gerektiği ama başka bir algoritmaya ulaşırken bunları yeniden yapmak yerine bu algoritmaya çalış komutunu verebileceğinizdir. Böylece ortancayı doğrusal zamanda bulur, solda ve sağda bölüntüler yaparsınız. Ve hem sol hem de sağdaki bölüntülerin boyutu tamamen eşit olur. Çok iyi. Bu gerçekten güçlü bir altı yordamdır. Bunu her yerde kullanabilirsiniz ve gelecek derste de kullanacaksınız. Koşma süresini yeterince çözümledim mi? Birinci adım doğrusal. İkinci adım tn bölü 5'tir. Üçüncü adımı yazmadım ama o da doğrusaldır. Ve son adım da yalnızca bir yineleme uygulamasıdır. Şimdi bunun 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bu yenilemeyi elde ederim. Tn en çok t n bölü 5 artı t 3 bölü 4 kere n'ye eşittir diyeceğim. 7 bölü 10 da kullanabilirdiniz. Aynı sonucu verirdi ama bu durumda bir de tabana ihtiyaç olurdu ve bunu yapmayacağız. Ben bunun doğrusal olduğunu savunuyorum.
Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Yerine koyma metoduyla. TN'nin en çok C çarpı N olduğunu söyleyin. Bu yeterli olacak. Kanıtlama yerine koyma ile yapılacak. Bunun da küçük n değerler için geçerli olacağını farz ediyoruz. Ve n için kanıtlamak istiyoruz. TN en çok bu değeri alır. T n bölü 5. Tüme varım yaklaşımıyla n bölü 5 n'den daha küçük olduğundan bunun en fazla c olduğunu biliriz. Bunu c bölü 5 çarpı n şeklinde yazalım. Neden olmasın? Sonra burada 3 bölü 4 kere cn var. Sonra da doğrusal bir terim var. Şimdi maalesef 2'nin katları olmayan değerlerle uğraşmak zorundayım. Notlarıma bakarak kopya çekeceğim. Bu aynı zamanda 19 bölü 20 kere C kere N artı teta N olarak bilinir. Burada önemli olan bunun kesinlikle birden küçük olduğudur. Birden kesin daha küçük olduğundan buraya bir kere CN eksi, burada değeri 1 bölü 20 olan bir sabit olarak yazabilirim. Burada kalan bir değer 1 bölü 20 çarpı C çarpı N olduğu sürece. Burada rahatsız edici bir teta N terim var ki bunun eksi değerli olmamasını istediğimden teta'dan da kurtulmam gerekir. Ama bu zaten eksi değildir. Buradaki sabiti çok büyük seçerseniz örnekte 20'den büyük seçilmeleri gerekiyordu. Değeri artı olur. Yani bu yeterince büyük C değerler için en fazla C kere N'dir. Bu arada n burada kullandığımız gibi 50'ye eşit ya da 50'den küçükse tn ne yaparsanız yapın bir sabit olur. Ve tn daha büyük c değerler için en çok c kere n'dir. Bu savımızı kanıtlar. Tabi buradaki sabit çok büyüktür. Durum, koşma süreleri ve sabitlerin ne olduğuna bağlıdır. Bunlar da makinenize bağlıdır ama pratikte bu algoritma çok kullanışlı değildir. Çünkü sabitler çok büyük olur. Bu elemanların yaklaşık orta yerde olacağı garantili olmasına rağmen ve bu yinelemelerin toplamının kesinlikle n'den küçük çıkmasına ve bunun geometrik olmasına rağmen çok pratik değildir. Sonuç geometrik çıkar çünkü problem her tekrarda en az 19 bölü 20 oranında küçülür. Yani problemin gerçekten küçülmesi epey süre alır. Pratikte işi şansa bırakmak istemezsiniz, bu algoritmayı kullanmazsınız. Rastgele algoritma gerçekten hızlı çalışır. Teoride bu sizin düşünüzdür. Umabileceğiniz en iyisidir çünkü doğrusaldır ve buradaki doğruluk garantidir. Bitirmeden önce bir alıştırmadan söz edeceğim. Neden beşli öbekler kullandık? Neden üçlü öbekler değil? Tahmin edebileceğiniz gibi cevabı üçlü öbeklerle istenilen sonucun anlamayacağıdır. Ama bunun neden olmadığını bulmak geliştirici bir çaba olur. Bu problemde beşli yerine üçlü öbekler kullanırsanız ihtiyaç duyulan problem küçülmesini elde edemezsiniz. Bunun işler olacağı en küçük değer 5'tir. Yedili öbeklerle de çalışır ama teorik olarak bir sabit faktörden daha iyi bir sonuç alamazsınız. Soru var mı? Peki. Gelecek derste görüşürüz.